Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuç mantısı tarifi paylaşacağım. Hem çocuklarınıza havucu rahatlıkla yedireceksiniz. Hem kolay hem de çok lezzetli. Bu aralar havuç da ucuzken yapayım paylaşayım dedim. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. 6 adet havucum var. Güzelce yıkadım. Bakın uçlarını da kestim. Şu uçları temizleyelim. Sonra sebze soyucağıyla güzelce soyup düdüklü tenceremize alalım ki buharıyla pişsin. düdüklü tenceremize aldıktan sonra Böyle ufak ufak parçalara ayırdım ki daha hızlı bir şekilde kaynayıp pişsinler ve daha az su kullanayım diye böyle bölerek doldurdum tencereme. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Düdüklü tencerede pişirmemin sebebi bu. Çok fazla su kullanmak istemiyorum. Havuçları düzeltiyorum ki suyla birebir olsunlar. Çok fazla su ihtiyacı duymasınlar, rahatça pişsinler diye. Düdüklü tencerede ya da buharla pişirme tencereniz varsa bunu da pişirmenizi tavsiye ederim. Çok az da tuz öğütüyorum üzerine pişerken tuzu alsın çünkü bu tuzlu bir tarif olacak. Düdüklü tenceremi kısık ocağa alıyorum ve iyice pişene kadar kaynatıyorum. Yaklaşık 20 dakikada havuçlarım pişti. Çatalla kontrol ediyorum ve sıcak sudan süzüp yoğurma kasemin içerisine alıyorum. Bir sebze ezeceği ile güzelce ezeceğim, pürüzsüz hale getireceğim ununu, sodasını, baharatlarını ekleyeceğim. İyice ezerseniz hiçbir tür kalmasa çocuklarınız da çok rahat bir şekilde yerler. Havuçlarımı güzelce ezdim, pürüzsüz hale getirdim. Bir şişe sodam var, sade soda. Onu da ekliyorum. Şöyle kaşıkla güzelce karıştıracağım. Yarım e, tatlı kaşığı toz biberim yarım tatlı kaşığı da karabiberim var ve bu seviye yeterli oluyor. Çocuklar da rahat tüketsin diye. Bir silme tatlı kaşığı da tuzum var. Daha fazla tuza ihtiyaç duymuyor. Eğer 6 adet havuçtan yapacaksanız 250 mililitrelik bardakla su bardağıyla unum var. Onu da azar azar yediriyorum gördüğünüz gibi. Birden boşaltmıyorum. Kaşıkla da iyice karışmasını sağlıyorum. Geri kalan unumu da ekledim. Onu da iyice yedireceğim. Ee, bu ölçülere e, birebir uyarsanız aynı şekilde aynı kıvamda güzel bir e, havuç bantısı yaparsınız. Ben bir şişe eşliğinde hemen içine... E, Sıkma torbası koyuyorum. Bakın kıvamı böyle. Sıkma torbasına da olur böyle ince ince minik minik e, şekiller çıkarmaya çalışacağım. Bunu tatlı kaşığıyla da ya da daha büyük e, yemek kaşıklarıyla da rahatlıkla kaşı, kaşıkla dökerek de yapabilirsiniz mantınızı. Ben küçük çocuğum olduğu için rahat rahat küçük lokmalar yiyebilsin diye bu şekilde dökmeyi tercih ettim. E, yarım çay bardağı da sıvı yağ kullandım. Kızartmak için yetiyor. Zaten ilerisinde son tavayı pişirirken Son mantılarımı pişirirken zaten göstereceğim sizlere ne kadar yağ kaldığını. Çok fazla yağ çeken bir tarif değil. Yağımızın ve tavamızın çok iyi ısınmış olması gerekiyor. Nar gibi kızarana kadar havuçlarımızı, havuç mantılarımızı almamamız gerekiyor. İyice kızartalım arkalığını. Ben kaşık yardımıyla çevirdim. Yoksa başka bir şeyle kevgirle falan çevirmek zor oluyor. Bakın güzelce kızarıyorlar. Kızardıktan sonra çeviriyorum tek tek kızaran mantılarımı kevgir yardımıyla yağını süzdürerek e, servis yapacağım tabağıma aktarıyorum. E, altına havlu peçete sermedim. Çok fazla yağ çekmiyor. Zaten yarım bardak e, yağ ile yarım çay bardağı yağ ile hepsini kızarttım ve yağ arttı bile. Çok fazla yağ emmiyor. Bakın gördüğünüz gibi e, son e, mantılarımı kızartıyorum. Tavada hala yağ var. Bu yağ da kızarmasına yetecek. Mantılarımız hazır. Şimdi hemen yarım yemek kaşığı tereyağı, yarım yemek kaşığı kadar da zeytinyağını bir tavaya alıyorum. Bir yemek kaşığı salçam var. Bunu kırmızı pul biberle de yapabilirsiniz bu sosu. Güzelce onları kavuruyorum birlikte. Bu acı güzeli üzerine dökmek için yapıyorum. Acı güzelimi bir kenara alıp hemen 4 yemek kaşığı yoğurt kullandım ben. Tepeleme yemek kaşığıyla bir tane sarımsak rendeliyorum. Çok az da içerisine tuz e, öğüteceğim. Muhakkak sarımsakla deneyin derim. Çünkü daha bir lezzet veriyor. Zaten havuca da çok yakışıyor. Havucun her haline sarımsak çok güzel gidiyor. Bir tane sarımsak yeterli bu sos için. Yoğurdumu iyice çırpıyorum mantımın üzerine dökmeye başlıyorum. Yoğurdum biraz koyu. Biraz hafif sulandırıp da yapabilirsiniz. Yoğurdun suyunu da kullanabilirsiniz. En son üzerine yine tekrar biraz yoğurt dökeceğim. Bunu da yoğurdun suyunu da kullanacağım. Hem bu da vitamin biliyorsunuz. Yoğurdu 4 yemek kaşığı kullandım. Başta da söylemiştim. Yeterli geliyor. Ee, tamamen üzerine örtmek istemedim mantılarımın. Ve üzerine ahçı güzelimi döküp üzerine de kuru nane döküp servise hazırlıyorum. Çocuklarınızın severek yiyeceği sizin de severek yiyeceğiniz bir tarif. Havuç seven sevmeyen herkese yedirebileceğiniz bir tarif. Denemediyseniz muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.